Yaşla en çok sıklığı artan fıtık kasık fıtıklar yani inguinal hernler içinde direk herni dediğimiz direk fıtık çok gözüküyor. Çünkü oradaki bölgenin mukavemetin, elastikiyetinin azalmasıyla bir çeşit metal yorgunluğu artık yavaş yavaş karın içi basınçla dışarı doğru bir şişlik gözüküyor. Bu yaşla özellikle erkeklerle çok artıyor. Onun dışında elbette yaşla karın duvarı zayıflamasına ama birçok fıtık da ortaya çıkabilir ama Direkt kasık fıtığı kadar net bir sıklık artışı olmuyor. Yaşlıda fıtığın en önemli iki e, özel e, kon, e, konusu var. Bir tanesi yaşlı hastaların ileri yaş, kalp, akciğer, şeker gibi yandaş hastalıklar, genel durum bozukluğu gibi sorunlarla ya da Parkinson, Alzheimer gibi sorunlarla, birçok sorunlarla e, doktora ulaşmasında sıkıntı olması ya da ameliyattan kaçması ya da genel anesizi alamaması. Bu durumda o kasık fıtıklarını kapalı değil açık genel anesteziyle narkoza değil sadece belden de değil sadece kası uyuşturacak şekilde kat kat uyuşturacak şekilde lokal anesteziyle yapılması. İkincisi de yaşlı bir hastada biz bir fıtıktan ya hastamız yaşlı ameliyat etmeyelim diye kaçtığımız zaman eğer bu fıtık boğulur ve acilleşirse oraya bağırsak sıkışırsa hiç hayati tehlikesi olmayan fıtıklarda yaşlı bir hastada boğulmuşluk nedeniyle hayat tehlike ortaya çıkması. Bu nedenle yaşlı hastalarda fıtık gerçekten ilginç bir konu. Yani fıtık şöyle mesela. Kadında fıtık farklı, gerçekten farklı bir konu. Çocukta fıtık farklı bir konu. Ve yaşlı hastada fıtık ayrı bir konu. O nedenle yaşlı hasta fıtıkta gerçekten birçok e, hastalık gibi fıtıkta özellik oluşturuyor. Ve dikkatli davranmak lazım. Özellikle Risk grubundaki hastalarda lokal anesteziyle göbek ve kasık fıtığı onarımında cerrahların bilgili ve deneyimli olmasına fayda var.